Evet sevgili gençler, hepinize merhaba. Din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının çözümü için bir aradayız. Ee, ilk sorumuzdan başlıyoruz arkadaşlar. Ee, iman ile ilgili verilen bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz diye bir soru var. Önce bir parçamızı okuyalım hep beraber. İman kelime itibariyle bir kimsenin şüphe duymaksızın bir şeyi kabul etmesi, doğrulaması, onaylaması ve tasdik etmesi anlamına gelir. Ayrıca güven vermek, güvenlikte olmak, içten ve yürekten inanmak gibi anlamları da bulunmaktadır. Dini terim olarak iman, Allah'ın bir ve tek olduğuna ihlasla yani samimiyetle inanıp, Hz. Muhammed'in peygamberliğini kabul etmek, onun Kur'an-ı Kerim aracılığıyla getirdiklerine inanmak ve bunlara teslim olmaktır. Bu inanca sahip kimseye mümin denir. Evet, imanla ilgili verilen bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz diye soruluyor. A şıkkına bakıyoruz. İman kalb ile tasdik, dil ile ikrardır. E, bu e, şık arkadaşlar, bu cümle e, parçamızda yer alıyor. E, bu şekilde bir ifade var. B şıkkında ise insanların Allah'a iman etmesi, aslında Allah'a güvenmesidir cümlesi var. C şıkkında iman peygamberlerin Allah'tan aldığı emirlere teslimiyetle bağlanmaktır deniyor. D şıkkına bakıyoruz. İman etmek için sadece Allah'a iman etmek yeterlidir diye bir cümle var. E şıkkında ise iman içten ve samimi olmak anlamındadır denmiş deniyor. Şimdi burada değerli gençler A, B, C ve E şıklarında verilen sonuçlar parçadan çıkarılabilecek sonuçlardır. D şıkkında görülen sonuç parçadan çıkarılamayacağı gibi anlam olarak da yanlış bir cümledir. Çünkü iman etmek bütün iman esaslarını kabul etmeyi gerekli kılar. İnanç esasları bütünlük taşır. Yani sadece Allah'ın varlığına iman edip diğerlerine inanmamak, Allah'ın inanılmasını emrettiği esasları inkar etmek olur ki, bu da Allah'ı yalanlamak anlamına gelir. Evet doğru cevabımız arkadaşlar D şıkkı yani denizli. Evet hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Bu ayete dayanarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz diye sorulmuş. Ayete bakalım. Onlara Allah'ın onlara Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin dediğin dendiğinde Atalarımızdan gördüğümüz şey bize yeter derler. Ya onların ataları hiçbir şey bilmiyor ve doğru yolda bulunmayan kimseler ise? Maide suresi 104. ayet. Şimdi burada A, C, e, D ve E şıklarında yer alan cümleler parçada vurgulanan konulardır. B şıkkındaki cümle ise ayette anlatılan konuyla tamamen zıttır. Ayette geçmiş atalardan alınan bilginin doğruyu yansıtmadığı ifade edilmekte. B şıkkında ise geçmiş bilgilerin kesin doğruluk taşıdığı söylenmektedir. Doğru cevabımız B şıkkı, Bursa arkadaşlar. Evet, diğer sorulara bakıyoruz. İki tane ayet verilmiş arkadaşlar. Bu ayetlerin inişinin temel nedeni soruluyor. Ayetlere bakalım. Oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir alaktan yaratmıştır. Oku. Bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Alak suresi 1 ila 5. ayetler. Diğer ayete baktığımızda o da Zümer suresi 9. ayet. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu şeklinde bir ifade var ayette. Şimdi bu ayetlerin inişinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Hazreti Muhammed'in peygamberliğini ilan etmek. B) İnsanın yaratılış sebebine vurgu yapmak. C) İlim öğrenmenin önemini vurgulamak. D) Allah'ın yüceliğine dikkat çekmek. E) Kur'an-ı Kerim'in okunmasını sağlamak. Arkadaşlar, İslam e, bilgiyi ve bilginin elde edilmesini önemseyen bir dindir. Çünkü bilim Allah'ın varlığını ispatlayan en büyük delildir. İlk gelen ayet oku emriyle evrenin bilim yoluyla araştırılmasını, evrenin adeta bir kitap gibi okunmasını emretmektedir. Diğer ayette ise e, bilgi sahibi olanla cahil olanın eşit olmadığı vurgulanmakta bilgiye verilen önem ifade edilmektedir. Doğru cevabımız arkadaşlar ilim öğrenmenin önemini vurgulamak yani C şıkkıdır. Diğer sorumuza bakalım. Burada da evet dört tane ayet verilmiş. Ayetten cümleler verilmiş. bu ayetlerde vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Birinci ayet Bakara suresi 197. ayette yer alan Ey akıl sahipleri hitabı. Yunus suresi 16. ayetin sonunda da düşünmüyor musunuz şeklinde bir soru yöneltiliyor. Enbiya suresi 10. ayette de aklınızı kullanmıyor musunuz diye ayet bitirilmiş. Saat suresi 29. ayette ise şu ifadeler var. Bu Kur'an ayetleri düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Bu ayetlerde vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir? A) İnsanın akıllı bir varlık olduğunu hatırlatmak. B) İnsanın özgürlüğünü e, vurgulamak. C) İnsana irade verdiğini söyleyip onu yüceltmek. D) İbret alsınlar diye kıssalardan bahsetmek, e akıllı ve iradeli olan insanın bu nimetleri kullanması gerektiğini anlatmak. Evet değerli gençler, e, insanı diğer varlıklardan üstün kılan en önemli iki özelliği akıl ve irade sahibi olmasıdır. Akıl doğru ile yanlışı birbirinden ayırt edebilme. İrade ise bunlar arasında tercih yapabilme yeteneğidir. İnsan aklı sayesinde iyiyi, doğruyu ve hakikati bulabilir. Kur'an akla hitap eden, akla kapı açan, aklı kullanmayı teşvik eden bir kitaptır. Buradaki doğru cevabımız arkadaşlar, akıllı ve iradeli olan insanın bu nimetleri kullanması gerektiğini anlatmak oluyor. Yani E şıkkı. Evet, Şimdi diğer sorumuza bakıyoruz. Peygamber Efendimizin iki tane hadisi burada yer alıyor arkadaşlar. Ee, Hz. Muhammed'in bu sözlerine dayanarak müminler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sorulmuş. Hadisi şerifleri okuyalım. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Diğer hadis kim bir iyilik yaptığında seviniyor, bir kötülük yaptığında üzülüyorsa o mümin'dir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Şimdi bu ayetlerden arkadaşlar baktığımız zaman aşağıdaki cümlelerden hangisi söylenemez diye bir soru var. A şıkkına bakalım. Mümin kendisi için istediğini başkası için de isteyendir. B mümin yaptığı iyilikleri unutmayıp Bunlarla övünen kimselere denir. C, mümin iyilik yapmayı kişilik görevi sayan kimselerdir. D, mümin kötülükten kaçınan ve kötülüğe engel olan kimselere denir. E, mümin yapıp etmelerinden hesaba çekileceğini bilen kimseye denir. Şimdi burada A, C, D ve E şıklarındaki cümleler arkadaşlar İslam'ın bir insanda bulunmasını istediği özelliklerdir. Hadislerde bu hususlara vurgu yapılmaktadır. Yapılan iyiliklerin üstünlük sebebi sayılıp övünülmesi, insanın kendisini diğer insanlardan üstün görmesi ise dinimizde hoş karşılanmaz, çirkin bir davranış olarak görülür. Dolayısıyla burada bu sorudaki doğru cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Bursa. Yani mümin yaptığı iyilikleri unutmayıp ...bunlarla övünen kimselere denir... ...ifadesi yanlış bir ifadedir. Evet... ...diğer sorumuza geçiyoruz. Bir açıklama var, bir parça var... ...ve bu parçaya, bu açıklamaya göre... ...din hakkında aşağıdakilerden... ...hangisi söylenemez diye soruluyor. Parçayı okuyalım beraber. Din duygusu... ...fıtri... ...yani doğuştan gelen bir özelliktir. Yani inanmak insanın doğuştan beraberinde getirdiği bir duygudur. İnsanın maddi, bedensel ihtiyaçları olduğu gibi ruhunun da ihtiyaçları vardır. İnsan ruhunun bu dünyada yalnız ve sahipsiz olmadığını bilmesi ve sığınılacak güce, sığınılacak yüce varlığı bulması çok önemlidir. Bu yüzden insan her zaman ve her yerde yüce, kudretli ve ulu bir varlığa sığınma, ona güvenme ve ondan yardım dileme ihtiyacını hissetmiştir. Bu sebeple din insanda bazı olumlu duyguların oluşmasına yol açmıştır. Evet. Bu açıklamaya göre din hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Din insanların hayatlarını anlamlandırma noktasında oldukça önem arz etmektedir. B. Dine inanmak insanda toplumsal ve bireysel tatminlik sağlamaktadır. C. Dine inanmak insanın kendine güven duymasını sağlamaktadır. D, din duygusu insanda sonradan gelişen bir duygudur. E, insanlar her zaman en yüce ve kudretli bir varlığa inanma ihtiyacı hissetmişlerdir. Evet e, arkadaşlar burada bu şıklar içerisinde e, hemen göze çarpıyor zaten. Din duygusu insanda sonradan gelişen bir duygudur cümlesi yanlış bir yargıdır. İnsan doğuştan inanma duygusu ve ihtiyacıyla dünyaya gelir ki parçada da zaten bu anlatılıyor. E, i̇nsan doğuştan mükemmel varlık, zorunlu varlık düşüncesiyle dünyaya gelir. Hayatı tanıması ve anlamlandırmasında inanma duygusu olumlu yönde insanı olgunlaştırır. Evet cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Denizli diğer sorularımıza geçiyoruz şimdi mütevatir haberle ilgili bir bilgi var burada mütevatir haber doğruluğu kesin olan haber demektir arkadaşlar e, bu bağlamda e, yalan üzere birleşmeleri aklen mümkün olmayan topluluklar tarafından nakledilmesi ikinci olarak nakledenlerin sayısının azalmaması üçüncü olarak da haberi nakledenlerin olayı görmüş ya da şahit olmaları gerekir. Yani mütevatir haberin bir haberin mütevatir olabilmesi için bu şartları taşıyor olması lazım. E, peki soru şöyle. E, bir haberin mütevatir haber derecesine ulaşabilmesi için yukarıdaki yargılardan hangilerini taşıması gerekmektedir? Hangileri bulunmaktadır diyor. E, gayet açık. Zaten başta da söyledik. Ee, arkadaşlar mütevatir haber kesin e, kesinlik taşıyan e, haberdir. Yalan söylemeleri mümkün görülmeyecek sayıda insan tarafından nakledilmiş olması, üstelik e, haberi ilk verenlerin olaya bizzat şahit olmaları ve yalan söylemeleri mümkün görülmeyecek sayıda insanlar tarafından nakledilmesine devam edilmesi olayın yalan haber olma ihtimalini ortadan kaldırır. Buradaki doğru cevabımız değerli gençler D şıkkıdır. Denizli. Evet. Diğer e, sorumuza bakıyoruz şimdi. E, akıl Allah tarafından sadece insanlara verilen, iyiyi kötüden ayırmaya yarayan, insanın hayatına anlam katan ve insanı insan yapan en önemli şeydir. Akıl ile verilen bu bilgilerden hareketle. 1. Akıl insan ile İnsan dışındaki diğer varlıkların ayrıcı bir özelliğidir. 2. İnsanlar akıl ile birlikte mevcut durumlardan hareketle olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurarak yeni bilgilere ulaşabilirler. 3. Bilgi zaten var olduğundan dolayı akıl bu bilgileri analiz ederek yeni bilgiler üretemez. Yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi akıl insanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik. Ee, i̇nsan akıl sayesinde gerçek bilgiye ulaşabildiği gibi olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurarak analizler ve tahliller yapmak suretiyle bilgisini genişletebilir ve yeni bir takım bilgilere ulaşabilir. Burada arkadaşlar bir ve ikinci maddeler doğru olarak kabul edilecek maddelerdir. Üçüncü maddedeki cümle yanlış bir cümledir. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Denizli. Evet. Diğer e, iki e, sorumuza bakıyoruz. E, orada bir boşluk var. E, ve o boşluğa getirilmesi gereken e, kelime, kavram soruluyor arkadaşlar. Okuyalım. İslam geleneğinde doğru bilgiye ulaşma noktasında birbirinden farklı yollar bulunmaktadır. Nitekim hakkında habere dayalı olarak insanlara ulaşan kesin bilgiye nokta 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 denilmektedir. Buraya hangisi getirilmelidir? A şıkkı ilmel yakin, B şıkkı aynel yakin, C şıkkı sadık haber, D şıkkı hakkal yakin, E şıkkı aklı selim. Şimdi ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin bilginin aşamalarıdır. İnsan aklı selim sayesinde bilgiye ulaşır. İnsanın doğru bilgi edilmesini sağlayan habere ise sadık haber denir ve doğru haber anlamına gelmektedir. Cevabımız arkadaşlar C şıkkı oluyor. Ceyhan. Son soruya göz atıyoruz gençler. Son soruya geldik. Ee, i̇nsanların doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan bu güç aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım parça nasıl, nelerden bahsediyor. İslam kültüründe bilgi oldukça önemli yer edinmiş ve bilgi ile ilgili çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. Sözlük anlamı olarak bilgi, insanın aklının alabileceği gerçek, olgu ve ilkelerin tümüne denilmektedir. Nitekim insanların doğru bilgiye ulaşmasındaki en büyük etken, insanın sahip olduğu bu güçtür. Evet, İnsanların doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan bu güç aşağıdakilerden hangisidir deniyor? A şıkkı sezgi, B şıkkı ilham, C şıkkı vahiy, D akıl, E salim duyular. Şimdi insanın elde ettiği bilginin akla yatkın olması önemlidir. Çünkü insan karşılaştığı bir bilginin doğruluğuna e, akıl süzgecinden geçirdikten sonra karar verebilir. İnsan akıl gibi bir nimetin verilmesinin sebep ve hikmeti insana bu akıl gibi bir nimetin verilmesinin sebep ve hikmeti budur zaten. Burada doğru cevabımız arkadaşlar D yani akıl oluyor denizli diyoruz. Evet din kültürü soruları burada bitti arkadaşlar. E, hepinize iyi günler, sağlıklı günler diliyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Hoşçakalın diyorum.